Gençler merhaba. Şimdi polinom ünitesine başlıyoruz. 15. hafta defterimizdeki 15. hafta polinom ünitesi. Önce polinomun tanımıyla başlayalım. X değişkenli polinomlardan bahsedeceğiz. Reel katsayılı, X değişkenli yani bir değişkenli polinomlar. X bir değişken ve buradaki a0, a1, an'e kadar bunlar da birer gerçek sayı yani reel sayı olmak üzere. Bakın burada uzun uzun yazdık a n x üzeri n a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 bu şekilde devam ediyorum. En son a 1 x artı a 0 diye bitirdiğim bu ifadeye bir değişkenli gerçek katsayılı polinom denir dedik. Bir değişkenli gerçek katsayılı polinom denmesi için yalnız küçük bir kural var. Bakın burada asıl önemli olan bu. N'nin doğal sayı olması gerekiyor. Yani x'lerin kuvvetleri birer doğal sayıysa bu yazılan ifadeye polinom diyeceğiz. Polinomları böyle burada yazdığımız gibi px, qx, rx gibi büyük harflerle içeriye de bu polinomun değişkenini belirten ifadeyle yazacağız. Mesela burada eğer ben a, y diyecek olursam polinomun değişkeni y olmuş olur. Polinomun ismi de a olmuş olur diye not edelim. Devam edelim. Şimdi nasıl polinom olunuyor kısmını konuşmak için örneğime geçiyorum. Verilen ifadelerin polinom olup olmadığını belirleyin diyor. Polinom olup olmadığını x'lerin kuvvetlerine bakarak söylüyorum. X'lerin katsayılarına değil, kuvvetlerine bakıyorum. Kuvvetlerim burada kimler? 4 3 Burada hiçbir şey görünmüyor. 1 Sabitin yanında ne var? x üzeri 0. O halde bu kuvvetlerin hepsi doğal sayı olduğuna göre 4, 3, 1 ve 0 doğal sayı bu ifade bir polinomdur. Polinom olması için gereken tek koşul bu. X'lerin üstleri doğal sayı olacak. Hemen geçiyorum sonrakine. 5 doğal sayı. Ancak bakın burada bir ifade var. Şimdi buna böyle baktığınız zaman x üzeri 3 olarak görürsek 3 doğal sayı. Ancak bizim hemen bir önceki slayta dönüp bakalım. Bakın diyor ki bu ifade x çarpı bir şey x çarpı bir şey şeklinde olacak. Böyle x olmayacak yani. x ve bir sayı x ve bir sayı şeklinde gidecek. Yani bir kat sayı ve x bir kat sayı x. E şimdi bakıyorum bunu öyle düzenleyelim bakalım olacak mı? Eksi 4 x üzeri 5 artı 1 x üzeri eksi 3 Eksi 2 x üzeri 2 artı 3 x üzeri 1. Bakın bu doğal sayı bu da doğal sayı bu da doğal sayı ama şurada gördüğümüz doğal sayı değil. Şurası bakın doğal sayı değil. O zaman bu da polinom değil. Yani şöyle diyebiliriz aslında payda da x olmayacak. Yukarıda terimler harfli ifadeler x'ler yan yana olacak şekilde düzenlenmiş olacak. Paydaya x gelsin istemiyorum. Peki devam ediyorum. Burada da x küp var. Sorun değil. 3 doğal sayı. 2 var. Sorun değil. O da doğal sayı. Burada sabit sayımız var. Sabit sayının yanında x üzeri 0 var demiştik. O da sorun değil. Ama bakın burada yine sorun yaratan bir şey var. Küp kök x. Ne demekti küp kök x? Küp kök x demek x üzeri 1 bölü 3 demek. 1 bölü 3 doğal sayı mı? Değil. O halde bu da yine polinom değil. Neymiş polinom olması için gereken kural? X'ler aşağı inmeyecek. Yani paydaya inmeyecek. Karekökün içine girmeyecek. Mutlak değerin içine girmeyecek. Yan yana, yan yana harfli ifadeler biçiminde duracaklar. Katsayılar reel sayı, her şey olabilir. Reel sayı olduğu sürece sorun olmaz ama kuvvetleri doğal sayı olacak. Peki, bu ifade polinom oldu diyelim. Polinomla ilgili başka neler bilmem gerekiyor? Onları konuşmaya başlayalım. Öncelikle terimlerini bilmemiz gerekiyor. Terim derken kimi kastediyorum? Bakın şurası bir terim. Bu ikinci terimim. Bunlar benim polinomun terimleri. Her terimin kuvvetinin farklı olduğuna dikkat edin. Bir tanesinde x üzeri n, diğerinde x üzeri n eksi 1, bir başkasında x üzeri 3, başkasında x üzeri 2 olacak şekilde. Bunlara terimler diyorum. Terimlerin bu değişkenin yanındaki sayıya yani sadece şu kısmına kat sayı diyorum. Kat sayıları başka bir renkle gösterelim isterseniz şöyle yapalım. Kat sayıları da mavi yuvarlak içine alıyorum şöyle. Bunlar da kat sayılar. Kat sayıları alırken yalnız önündeki işareti almayı unutmayalım. Şöyle önünde eksi varsa eksisiyle beraber bunlar kat sayılar. Kat dışında bir de en sonda kalan en sonda şurada yanında x olmayan terim aynı zamanda sabit terim. Bunu buraya bak en sona yazmışız. Derecesi sıfır olan terim yani. Bu da sabit terim. Bu derecelerine bakacak olursak derece derken kastettiğim şey bu terimlerin x'lerinin kuvvetleri. Yani değişkenlerin kuvvetleri. Değişkenlerin kuvvetlerinde en büyüğü polinomun derecesini belirliyor. Buradaki notumuz öyle diyor. X değişkeninin aldığı en büyük kuvvet polinomun derecesini belirliyor ve bu bu şekilde gösteriliyor. Derece px. Burada n en, en büyük değer olduğu için px'in derecesi n'dir diye yazıyoruz ve en büyük dereceli terimin katsayısına buna da baş kat sayı deniyor. En başta durduğu için değil dereceyi belirleyen terimin katsayısı olduğu için ona baş katsayı diyoruz. Yani baş katsayının katsayılar arasındaki en büyük sayı olması gerekmez ya da en başta durması gerekmez. Mertebeyi belirleyen terimin katsayısına da baş katsayı diyoruz. Şimdi sırayla buraya uygulayalım öğrendiklerimizi. Önce bu verilen polinomun terimleri. Birinci terimim eksi 8 x üzeri 7. İkincisi artı 6 x üzeri 5. Eksi x üzeri 4. Kök 2 x üzeri 3. Eksi 3 x ve 9. Hepsi birer terim. Artılar eksiler tarafından ayrılanlara terim deniyor. Önlerindeki işaretle beraber aldığımıza da dikkat edelim. Kat sayılar kimler? Bu terimlerin taşıdığı sayılar. Eksi 8, 6. Burada kim var? Eksi 1, kök 2 eksi 3 ve en sonda yanında x olmasa da 9 o da bir katsayı. Peki derecesi nedir bu polinomun demiş. Bakın x'lerin kuvvetlerin hangisi en büyük? 7 en büyük. x üzeri 7'nin katsayısı da o zaman baş katsayı ve derecesi de 7'dir dedik. Bunu şöyle yazalım x polinomunun derecesi 7 x'lerin hangisinin kuvveti en büyükse o sabit terimde kimdi? en sonda durur genellikle ama en sonda durmak zorunda diye bir şey yok tabii ki x üzeri sıfırlı terim yani yanında x olmayan terim de sabit terim peki biz bu polinomları ne yapacağız? polinomlarda da aynı fonksiyonlarda olduğu gibi işlemler yapacağız bize bir pqx gibi bir ifade verildiğinde pa değerini nasıl buluruz? Önce onunla başlayalım. Notumuz diyor ki PA değerini bulmak için QX'in A olmasını sağlayan X değeri bulunur. Polinom da yerine yazılır. Örneğimize bakalım. Bakın içeride 5x 2 var. Bizden p8 isteniyor. Parantezin içindekinin 8 olmasını istiyorum. Hemen bir kenara alıyorum böyle. 5x 2 8 olsun istiyorum. O zaman 5x 10'dur. x de 2'dir dedim. x yerine 2 yazarsam elde edebilirim p8'i. Yazıyorum şimdi x yerine 2. Tabi eşitliğin sağ tarafında da yazıyoruz yine. p8 eksi 4 artı 12 artı 1 oldu. Yani p8 de 9'a eşit oldu. Bu daha önceden tanıdığınız bir işlem aslında fonksiyonlardan alışıksınız bu işlemlere. Polinomlarda da aynı şekilde parantezin içindekini 8 yapmak için x yerine ne yazmalıyım diye düşünerek bulabiliyoruz. Px polinomu verildiğinde p pqx polinomunu nasıl buluruz? Bize px'i vermişler. P3x-5'i nasıl buluruz yani? Onu demek istiyor. Bu da yine çok farklı bir işlem değil. Yine fonksiyonlardan alışıız bu işleme. Bileşke işlemi yapar gibi yapıyoruz. Fonksiyonlarda bileşke işlemi yapar gibi. Parantezin içindeki x'in 3x-5'e dönüşmesini istiyorum. O zaman x gördüğüm yere 3x-5 yazıyorum. p 3x-5 Bakın bu taraftaki x'lerin her birine yazacağız aynı şeyi. 3x-5 kare Eksi 3 çarpı 3x eksi 5 artı 5 oldu. Düzenleyelim isterseniz bir de. 9x kare eksi 30x artı 25. Eksi 9x artı 15 artı 5. Eksi 39x oldu değil mi? Bakın burada da x var burada da x var. 25 artı 20 dedik artı 45 olacaktı 40 yazdım bir saniye düzelteyim onu da 45 oldu p 3 x eksi 5 ifadesi yine devam ediyoruz bu sefer de tersini yapacağız yani bize p eksi verdiklerinde p 3 x eksi 5'i bulmuştuk şimdi de p 2 x eksi 4 verildiğinde p nasıl buluruz diyor burada da yine hatırlayın fonksiyonlarda şöyle bir şey konuşmuştuk F ile F'in tersi birleşince X'e dönüşüyordu. O yüzden biz F 3X artı 11 gibi bir ifade verildiği zaman X gördüğümüz yere 3X artı 11'in tersini yani X eksi 11 bölü 3 yazarak X'e dönüştürebiliyorduk parantezin içinde. Bakın burada da tam olarak aynı şeyi yapacağım. Şöyle yazayım yan tarafa. Şimdi x gördüğümüz yere bu x'lerin yerine ne yazalım ki burası x'e dönüşsün. x'e dönüşmesi için kendisinin tersiyle birleşmesi gerekiyor. Yani 2x eksi 4'ün tersi. x artı 4 bölü 2 yazmam gerekiyor. Yazalım. Burası zaten px olacak. Orada yazmıyorum. Bir de bunu düzenliyorum. 2 ile 6'yı sadeleştir. Artı 12 artı 3 dedik. Artı 15 oldu. Px 3x artı 15 oluyormuş. Fonksiyonlardan alışık olduğumuz işlemler yapıyoruz aslında. Şimdi bir polinomun katsayılarını nasıl bulacağımızı biliyoruz. Polinomun kendisinin denklemi varsa elimizde yani kural varsa elimizde katsayıları nasıl bulacağımızı biliyoruz. Sabit de nasıl bulacağımızı biliyoruz. Ama bazen polinomun kendisini bulmadan katsayılar toplamını ya da sabit terimini bulmak gerekebilir. Ondan bahsedelim şimdi. Bir Px polinomunun diyor katsayılar toplamı değişkenlerin yerine 1 yazarak bulunur. Yani konuştuğumuz eğer Px polinomunun katsayılar toplamıysa x yerine 1 yazarım. P1 değeri katsayılar toplamını verir. Ya da konuştuğumuz polinom eğer 2x artı 5 ise p 2x artı 5 ise yine ben x yerine 1 yazarım. p 7 değeri katsayılar toplamını verir. Yani katsayılar toplamı dendiğinde x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. p 1'i buluyoruz demiyorum dikkat edin. x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. O zaman hemen uygulayalım. Bize bir P(x) polinomu verilmiş. Burası soruyu daha sonra işlem yaparken kullanın diye veriliyor. Polinomun katsayılar toplamı nedir denmiş. Katsayılar toplamı dendiğinde x yerine 1 yazmam gerekiyor. Hangi polinomun katsayılar toplamı deniyorsa orada x yerine 1 yazıyorum önce. P(-2) nedir diye soruluyormuş bize. Şimdi P eksi 2'yi nasıl bulacağım? P eksi 2'yi bulmak için işte şurada biraz önce hesaplamalar yapmak için verilir denen kısma geldim. X yerine eksi 2 yazarak X yerine 2 yazarak P eksi 2'yi hesaplıyorum. Eksi 2'nin karesi eksi 5 çarpı eksi 2 24 artı 10 artı 10. 44 olduğu verilen P 3x 5 polinomunun katsayılar toplamı. Peki bu polinomun kendisini bulup katsayılar toplamını bulamaz mıydık dersiniz diye düşünüyorum. Bulabilirdik tabii ki. Ama x gördüğümüz yere 3x 5 yazıp sonra onun karesini almak, 5 ile çarpmak, onları düzenlemek de oldukça zaman alıcı bir işlem. Bazen de Px polinomu verilmez, böyle yapmak zorunda kalırız zaten. Peki sabit terim için ne yapıyorum? Bakın katsayılar toplamına benziyor bu da yine. Sabit terim için ise x yerine 0 yazıyorum. Değişkenlerin yerine 0 yazıyorum. Eğer px polinomunun sabit terimi soruluyorsa x yerine 0 yazıp p 0 buluyorum. P3x-7 polinomunun sabit terimi soruluyorsa x yerine 0 yazıp p 7 değerini buluyorum. Verilen polinoma göre P2x artı 3'ün sabit terimi nedir? Sabit terim demişler. X yerine 0 yazalım dedik. Hangi polinomda yazalım? X yerine 0. P2x artı 3 3'te. Yani P3 kaçtır demek istiyor. Sabit terimi buymuş. P3'ü bulmak için geliyorum. Bana verilen polinoma. X yerine ne yazarsam P3'ü bulurum. Bakıyorum. X yerine 3 yazmam lazım. O zaman P3 3'ün karesi eksi 9 çarpı 3 artı 8. Yani kaç oluyor hesaplayalım. Artı 8 eksi 10 oluyor. P2x artı 3 polinomunun sabit terimi. Bu haftanın konusu bu kadar. Nasıl polinom olduğunu konuştuk. X'lerin kuvvetleri doğal sayı olduğunda polinom oluyor dedik. Verilen polinomun terimlerini, katsayılarını, sabit terimini ayrıca bir de ne bulduk? Derecesini ve baş katsayısını bulduk. Bir de o terimleri tek tek bulmadan katsayılar toplamı nasıl bulacağız? Sabit terimi nasıl bulacağız? Bundan bahsettik. Yine daha fazla soru çözmek için size önerdiğim kitap. 10. sınıf ENS matematik defter kitabımız. Kitabımızdaki soruları çözüp çözemediğiniz sorular için yine uygulamadaki videolardan yararlanabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.